2000 sonrası dünya hiçbir zaman 2000 yılına kadar olan dünya gibi olmayacak. Bugünkü başlığımız dünya firmalarının ortak özellikleri neler? Marka dünyasının dinlerden ve dini ritüellerden öğreneceği çok şey var. Her marka yöneticisinin dinlerin yarattığı bu anlam dünyasını iyi incelemesi lazım. Çünkü markaların gizemleri, sembolleri, ritüelleri, elçileri, sözcüleri deneyimin vazgeçilmez unsurlarını oluşturuyor. Bu mekanizmanın nasıl çalıştığını her marka yöneticisinin, firma yöneticisinin bilmesi gerekir. Uzun süreli bağlılık yaratmak, militanca taraftarı ve holiganı olmak için hangi yolların izlenmesi gerektiği konusunu öğrenmek ancak tabii bu modeller üzerinden mümkün olabilir. Ayrıca firma yönetimlerinin de firmanın geleceğini kestirebilmesi oldukça önemli. Bu konuda marka filozofları bazı görüşler ortaya koyuyor. Diyorlar ki, hızlı büyüyen firmaların başarısının 6 faktöre dayandığını öne sürüyorlar. 1. Potansiyel kullanıcılarla empati kuruyor ve onların çeşitlilik gösteren olağan olmayan gereksinim ve motivasyonlarını anlıyorlar. 2. Doğru insanları, yani bazı şeyleri biraz farklı şekilde yapar. Bu insanları dikkatli gözlemliyorlar ve bunları onore ediyorlar, yüceltiyorlar. 3. Eyleme dönük bir firma vizyonunun olması. Yani hiçbir konuda aynı kalmamak. Kaldı ki Türk firmalarının en büyük sıkıntısı da işte tam bu nokta. 4. Beyin fırtınasının şirketin kültürünün dokusunda olması, dokusuna işlemek. 5. Farklı yerlerden yanıtlar bulmayı ve çok alanlı eğitimi ya da klasiğin ötesinde düşünmeyi teşvik etmek. Biliyorsunuz kurumlarımızda farklı konuşan insanlar çok sevilmez. Bence bunu artık değiştirmemiz şart. 6. Bir parça çılgın olmak. Yani oyunlar oynamak, eğlenme içerisinde öğrenmek ve bunun sonucunda ise şansınızı deneyeceğiniz ve sorunları çözeceğiniz bir ortam yaratmış olmak. İnsanları ciddi motive edecektir. Artık yerimizde kalabilmek için, aynı yerde kalmak için var gücümüzle koşmamız lazım. Ki başka bir yere gitmek istiyorsanız çok daha fazla, çok daha hızlı koşmanız şart. Evet, hızlı büyüyen firmalar müşterinin ihtiyacını farklı şekilde giderir. Bu nasıl olur? Bir kere müşteriyle derin mülakatlar, müşterinin ürün ve hizmeti kullanırken bunu yerinde gözlemlemek, müşterinin ihtiyacını başından sonuna kadar nasıl giderildiğini anlamak, aslında müşterinin yaşadığı bütün deneyimi baştan aşağı yaşamak lazım. Müşterinin ürün ve hizmet ile ilgili işini görüp görmediğini, bunu anlamak lazım ve aykırı bazı müşterileri daha uzun süre dinlememiz gerekiyor. Bunlar militan müşteri olma potansiyeli, kapasitesi en yüksek gruplara giriyor. Yani müşteri tatminini beklenenin ötesinde arttırabilmek, müşterinin bilmediğini daha önceden bilirsek, anlarsak, dolayısıyla müşterinin aslında biz ihtiyacını farklı şekilde karşılamış oluruz. Şimdi firmaların büyümesi için şu yolları izlemesi gereklidir. 1. Şirketinizin stratejisini netleştirin ve bunu da
tanımlayın. Bu tanımlamayı da mutlaka müşterinizle paylaşın. Çok özel değilse. Müşterilerinize onları önemseyeceğinize söz verin. Ve her seferinde kaliteyi garanti edecek şekilde mükemmelleştirmeye çalışın. Bu zor olsa bile, eforu yüksek olsa bile bunu yapın. Çünkü başka türlü kalıcı olamayacaksınız. Problemleri yenilikçi şekilde çözerek aslında maliyetleri azaltın, israflarınızı azaltın. Ve böylece kaynaklarınız açığa çıksın. Müşterinin tekrar satın almasını ve hatta mümkünse, önemli burası, sizi tavsiye etmenizi sağlayın. Peki, büyümek için ayrıca trendler var mı? Bunlar neler olabilir? Var. Bir kere klasik eğitimden esnek zaman ve esnek mekan anlayışına dayanan yatay öğrenmeye doğru geçiyoruz. Kurumlar, firmalar buna uygun kendilerini geliştirsinler, kendilerini buna adapte etsinler. Firmanızın, şunu bilmeniz lazım, marka imajı demek elektronik imajı demektir. Bu anlama gelir. Yani bu firmanızın bir nevi dijital değeri de olmuş oluyor. Sosyal medyayı da bunun içerisine katabilirsiniz. Çalışanlarını derin kulakla dinleyen firmalar büyümeye daha yakın duruyor. Yani öyle dinliyormuş gibi yapmak değil, hakikaten bunları çözmeye dönük, anlamaya dönük bir dinlemeden bahsediyoruz. Ve belki de bu yüzyılın en önemli trendlerinin başında deneyim tasarımı geliyor. Deneyim tasarımı, müşterinin bütün satın alma süreçlerini bir deneyime dönüştürmekten bahsediyoruz. Kurumların, firmaların buna eğilmesi şart. Ve çok çarpıcı olarak şunu da söyleyelim. Hayal departmanı kurun diyoruz. Evet, birçok firma bünyesinin hayal departmanı kurdu ve başına hayal baş müdürü atadı bile. Biz hala ülkemizde biz kurumlara gidiyoruz, bunları anlatıyoruz. Yani bir dalga geçiliyor gibi bakıyorlar. Hayal departmanı mı olur gibi. Ama bunun ne kadar işe yaradığını bunları kuran firmaların çıktılarından görme şansımız var. Ve diyoruz ki dünya 2000 sonrası hep konuştuğumuz gibi yeni bir döneme giriyor. 2000 sonrası dünya hiçbir zaman 2000 yılına kadar olan dünya gibi olmayacak. Çünkü 2000 sonrası dünya birçok açıdan ciddi bir kopuşu temsil ediyor. Bilgiye çok rahat ulaşılıyor olması ve internet dünyasının tıpkı bir ahtapot gibi dünyayı sarıyor olması piyasaları küçücük bir köye dönüştürüverdi. Bakın bundan 50 sene önce yeni bir fikrin zihinde belirmesiyle ürüne dönüşmesi arasında 3 ay, 4 ay, 5 ay varken, hatta kimi ürünlerde, sektörlerde 1 yıl bile varken, bugün bir fikrin zihinde belirmesiyle ürüne dönüşmesi arasında 3 hafta var. Hatta Çinliler, yani bunun işe yarayacağını görsünler, bilsinler, bir hafta içerisinde bunu pazara sokarlar. Ve son olarak, geleceği belirleyen 5 etken olduğunu söyler filozoflar. Bir, hız. Yani işinizi ne kadar hızlı yapabilirseniz, müşteriye ne kadar hızlı ulaştırabilirseniz, pazara ne kadar hızlı nüfuz edebilirseniz o kadar öne geçersiniz. İki, karmaşıklık. Yani ne demek karmaşıklık? Görünüşte ilintisiz gibi görünen konuların çarpışmasından oluşan bir ağdan bahsediyoruz. Ne demek karmaşıklık? Bakın, rakiplerin sizi takip edemeyeceği, kopyalayamayacağı eğer bir konu üzerinde çalışırsanız, bir yetenek alanınız, müşterilerinin, rakiplerin sizi
taklit edemeyeceği bir konu olursa bu gelecekte sizin daha öne geçeceğiniz anlamına gelir. Diğeri risk. Bir hızlı, iki karmaşıklık, üç risk. Risk evet olumsuz gibi bir şey gözüküyor ama dışarıdan baktığımızda risk kelimesi Çince'de biliyorsunuz iki kelimeyle karşılanır. Fırsat ve tehdittir. Risk alabildiğiniz ölçüde rekabette öne geçersiniz ama adı üzerinde risktir. Diğeri değişim. Daha önce hiç görülmemiş şekilde değişimin dünyada arttığını biliyoruz. Siz bu değişime ne kadar hızlı adapte olabilirsiniz? Sektörünüzde, piyasanızda bu değişimi ne kadar hızlı bir şekilde oluşturabilirseniz o kadar siz öne geçersiniz. Ve arkadaşlar son olarak 5. maddemiz geleceği belirleyen konuların başında 5 etken geliyor demiştik. 5.'si ise sürpriz. Ne demek sürpriz? Yani müşteriyi ne kadar şaşırtırsanız, onun ne kadar beklemediği şeyleri ortaya koyarsanız, onları ne kadar heyecanlandırırsanız, sektörde olmayan konuları piyasaya sokar, sektöre sokarsanız o kadar öne geçersiniz. Çünkü artık müşteri eski müşteri değil, onu biliyoruz. Müşteri neyi seviyor? Macerayı seviyor. Müşteri heyecanı seviyor. Müşteri deneyimi seviyor, bahsetmiştir. Müşteri kendisine beklemediğiniz şekilde sunmanızı, beklemediğiniz şekilde sürpriz yapmanızı, ona jest yapmanızı müşteri çok seviyor. Eğer bu 5 etkeni iyi takip ederseniz sizin piyasada başarılı olmamanız mümkün değil. Teşekkür ederim.